Seyirciye mi yakalandın? Tabii böyle. Kaldın öyle yani. Yakalandık çünkü o ara dekor değişiyor, tam konmamış oluyor. Ben evden çıkarken Neşe'mi hep yanıma alırım. Bir de ateşi bulduysa. Ateşi zaten Prometheus buldu. Ateşinde varsa uf, mağara adamının keyfine bak. Keyfin bile keyfi kaçar. Yani keyfin bilir o zaman. E başardın diyelim. Başaramamak gibi bir case yok. Allah Allah. Tabii öyle. Bak kaçtı değil mi şu anda? Canı sıkıldı. Düşününce bir dakika çıkıyor. Keyifli olmak sabah yataktan uyanmayla başlıyor. Yes. Açık konuşalım. Duydun mu sesi Erkan abi? Bizi sesi duydum galiba. Zil bizi çağırıyor sohbete, muhabbete. Gidelim. Acık konuşalım. Acık konuşalım. Açık açık konuşalım ama konuşmadan önce dilimiz damağımız kurumasın diye su içelim. İçelim. Yanımda Erkan Can Tarihi Çınar. Elimde su Gürpınar, çağlar gideriz biz, bizi kim tutar? Vay be. Oldu mu? Oldu. Oldu kadar. Acık konuşalım. Evet, duydunuz zilin sesini. Evet ya da hayır demeyeceksiniz. Kafanızı emme basma tulumba gibi sallamayacaksınız. Sallamayacağız. Biz hep galiba bu Erkan Yolaç'ı anarak başlayacağız programlarımıza. Evet ya, sanki. Ama yani evet. Zil olunca insanın çağrısını... Evet. Gene Erkan abiye buradan güzel selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Evet. Bugün masanın üzerine yatıracağımız konumuz hayattan keyif almak. Bu keyif meselesi çok göreceli bir mesele. Herkesin zevki... Birinci mevki. Bitti gitti. Yani o yüzden de çok değişkenlik gösteren bir şey. Erkan abi bugün keyfin yerinde gibi sanki. Bugün keyfim yerinde. Gayet iyi. Çünkü keyfi senin kapının önüne getirip koymazlar. Bu keyif durumunu kendi kendine yaratacaksın. Öyle. Keyif almak aynı zamanda insan psikolojisini dengeye sokar. Hayatının kalitesini arttırır. Tabii ki insan hayatında insanın keyfini kaçıran bir sürü olaylar, bir sürü şeyler var. İnsanın eşref saati oluyor. Eşek saati oluyor. Tabii her zaman her dakikada böyle ha diye sırtacak halimiz yok. Yani keyifsiz de olunabiliyor hayatta. Elbette olunabiliyor ama bazı rutinlerin olacak belki de keyif aldığın. Hep o rutinlerin de içinde kalacaksın zaman. Mesela senin için o araba sürmek. Büyük gibi, keyif. Gibi. Keyfin yokken falan atlarsın arabaya. Ben biliyorum ki anlattığın için biliyorum. Arabanı atlarsın. Yol yaparsın mesela. O sana keyif verir. Aynen. Çok büyük keyif alırım. İnsanın keyif alma... Reseptörlerini açmak için insanın bir de kendine böyle üçüncü göz bir yukarıdan bakması gerekiyor. Tabii ki dünya hep keyifli değil ya da insan hayatı hep keyifli değil. Bir sürü olumsuz etkenler var ama birazcık da kendimizi uyanık tutmak için bu üçüncü gözle yukarıdan kendimize bakarsak nerelerde keyif alıyoruz, nereler bizim canımızı sıkıyor, negatif düşünürsek negatifin içinde boğuluruz. Bir bataklık gibidir bu. İçine çeker. O yüzden uyanık kalmak, bir üçüncü göz, bir yukarıdan bakmak senin nerelerde keyif alacağını gösterir, görürsün. Yanlış mıyım? Yo doğru söylüyorsun. Seni dinliyorum böyle. Hayranlıkla dinliyorum her şey yaptım. Canımız sıkkın da olabilir. O günkü derdimiz çok böyle hayati de olmayabilir. İlk önce o canımızı ne sıkıyor? Kendine bir sor. Ya keyifsizlik kaynağın ne? Keyifsiz olmanın nedeni ne? Bunu iyice sapta bir kere yani. Çok kayda değer bir şey değilse oradan çık ve kendini keyif alıcı şeylere yönelt. Gezer misin? Sahilde dolaşır mısın? Arabayla gider misin? Bir arkadaşının yanına mı gidersin? Hava mı alırsın? Uyur musun? Bunları insan kendine özeldir bu. Bir de kendini araklama yöntemidir bu. Araklama güzelmiş ya. Araklarsın kendini. Güzel. Keyif alırsın. Sen bu piramidi tamamlamışsın sanki yani. Nasıl piramidi ya? O ne o? Mısır piramidi. Mısır piramidi mi? Ne demek o piramit? Ben sana şimdi bahsedeceğim. Bu piramit lafını niye söyledim? Maslow'un bir ihtiyaçlar piramidi var. Bu hayattan keyif almakla ilişkilendirdiği maddeler sıralamış. Hayattan keyif almak bu maddelerle ilgili şeyi ne kadar gerçekleştirebildiğine de ilintili bağlantılı diye bir kavram koymuş ortaya. Sen o piramidi kurmuşsun gibi sanki ufaktan. Bilmiyorum. Anlatacağım sana. Anlat. Mısır piramitlerini Erkan Can yaptı. Anlat dinliyorum. Kardaki sen. Taşı nasıl koydun herkes merak ediyor. En üstte o taşı nasıl çıkardın Erkan abi Mısır piramitlerinde? Sen yaptın değil mi? Çok güzel ifade ettin evet. Şimdi dinleyenler şey yapamıyorlar. Sadece dinledikleri için göremiyorlar. Eliyle piramit işareti yapıyor burada Erkan abimiz.
Çok merak ediyorsanız YouTube'dan seyredersiniz. Bunu da söylemiş olalım bu arada. Maslow. Maslow'un ihtiyaçlar piramidinde birinci madde olarak fizyolojik ihtiyaçlar. Yani nedir o? Çok yaşamsal. Yemek, içmek, su falan, yatmak falan. Bu ihtiyaçlar var. Ya bu ihtiyaçlar olmadan keyfin zaten yerine... yaşayamazsın. Allah Allah. Aynen öyle. Keyfin yani... kaçar karnın aç olunca. Keyfin gider. Keyfin bile keyfi kaçar. Keyfin bilir o zaman. Diyecek bir şey yok. İkincisi güvenlik ihtiyacı diyor. Yani dış faktörlerden kaynaklı tehlikelerden korunmak için ne yapayım? Bir barınman lazım. Evin olacak, barkın olacak. Yani kafanı sokacak bir yer olacak amiyane tabirle. Aynen. Keyfinin yerinde olması için. Kendi kalende olacak. Rüzgara, yağmura, kara böyle maruz kalmayacaksın yani en kaba. Ya da üstünde herhangi bir giysi olabilecek ki seni korusun. Yani insanoğlu ilk çağdan bu yana bunlar için uğraştı ilk zaten. Yeme içme, aynen, barınma, temel öyle ihtiyaçlar. Ha, bu kadar. Güvenlik dediğim şeyin içine barınma da giriyor işte. Yani kendini korumak, kendini dış şeylerden... Aynen. Bir mağarada takılıyorsun. Mağarada. Evet, belki ilk önce mağarada takıldı zaten yani. Bir de ateşi bulduysa. Ateşi zaten Prometheus buldu, tanrılardan çaldı, insanlığa ateşi de varsa mağara adamının keyfine bak. Bak ya. Güvenli değil mi? Oh tabii. Dert üstü, murat üstü. Oh. Bir de bir hayvan bir şey avladıysa, karnı da doyduysa. Avcı topluma geçtiysen öyle tabii. Ondan önce başka toplumlar bak falan filan. Bunlar nereye girdik biz ya? Nereye? Evet. Buradan çıkamıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Burada ikinci maddede kaldık biz ya. Hacı konuşalım. Üçüncü madde sosyal ihtiyaçlar diyor. Evet. Not almışız. Aidiyet duygusu, sevgi, kabul görme, sosyal... Kabul görme o kadar önemli bir konu ki Erkan abi. Mesela çocuklukta çok hayati bir değer... Orada başlıyor zaten. Orada başlıyor. Eğer küçük bir çocukken kabul görmediysen aile içinde ya da arkadaşlık ilişkilerin içerisinde, bulunduğun yerde, o aidiyet duygusunu yaşayacağın herhangi bir mecrada, yerde kabul görme şeyinde bir eksiklik oluştuysa o seni hayat boyu takip eden bir şey oluyor. Travma oluyor. Travma oluyor. O kabulün peşinde oluyorsun. O kabulün peşinde olduğun için belki saçma sapan ilişkiler yaşamana, saçma sapan ilişkiler kurmana, saçma sapan büyük mutsuzlukların içinde gark olacak davranışlar geliştirmene kadar sirayet edip iz düşümünü bırakıyor üzerinde hayatın. O yüzden o kabul görme meselesi keyifle çok ilintili bence de. Buna çok katıldım. Ya kabul görmeyen kabul insanlar... görmüyorsan keyfin biraz kaçıktır abi. Mutsuz olursun gittiğin yerde her yer. İşte hep o kabulün peşinde olursun. O seni... O yüzden de kendini kabul ettirmek için bir sürü şey yapman lazım. Az önce dediğim gibi biliyorsan, kendini araklamışsan o mutsuzluğunu da keyfe dönüştürebilirsin herhalde. Yalnız bu arada şu anda kendimi arakladım. Ben çok ciddi konuşuyoruz. Yani ne oldu bize? Ben anlamadım ya. İlber ve Ortaylı olarak oturuyoruz sanki burada. Ya keşke İlber Hoca burada olsa da. Keşke ona sorsak da. Konuşsak. Adamın keyfini kaçırsak. Daha bilimselini, daha denenmişini anlatsa bize. Evet, dördüncüsü değer verilme, saygınlık ihtiyacı. Aslında bu biraz önce kabul aynen, görmenin onu, içinde de telakki ettiğimiz, konuştuğumuz. Kabul görüyorsan zaten bir inceden sana değer veriyorlardı. Eşit statü, başarı, İtibar ve tanınma diye de bu maddeyi açmış. Değer verilme, saygı ihtiyacını. Bunlar grift içinde. Grift konular. Grift konular. Statü tabii, yani kabul gördüysen, bu mücadeleleri yaptıysan, bir statüye doğru hayatın gidiyorsa ve o statüyü elde ettiysen. Hayattan keyif almak için büyük bir yol açılıyor önünde aslında. Aynen. Ha, ama ne türlü açılıyor, o da içinde kendi dehlizleri var yani. Baba. Çok göreceli. Mesela başarı demiş diyelim ki Maslow. Şimdi başarı da her zaman mutluluk getiriyor mu? Başaramıyorsun. Başardın diyelim. Ya başaramamak gibi bir case yok. Bugün artık bu modern çağda zaten başaramadın mı outsun. Zaten başka bir şey oluyor. Tabii oradan aslında boomerlığa falan bile girebiliriz yani. Sen bir şeyi başaramıyorsan gidiyorsun. Hop bitti. Uğraşmazlar bile. Hop tamam, hemen kenara çekil amcacığım. Kenara çekil teyzeciğim falan olursun yani. Allah Allah. Tabii öyle. Nasıl olacak? Bayağı yani? Keyfin kaçar. Bak kaçtı değil mi şu anda? Canı sıkıldı. Düşününce bir de kaçıyor. Kaçıyor oğlum. Bir yolunu buluruz ya. Hacı konuşalım. Senin en keyiflendiğin şeylerden biri nedir mesela hayatta? Ben gezmekten çok keyif alırım mesela. Ya gezmek müthiş keyifli bir şey yani. Ben bu hayatı böyle geliyoruz. İşte 50-60 sene, 70 sene gibi bir ortalamamız var hepimizin. Hiç dünyayı göremeden gidiyor herkes ya. Hiç kimse hiçbir yeri göremeden gidiyor. Köyünden çıkmamış, şehre gitmemiş insan var. İstanbul'da oturup denizi görmemiş bile var. İstanbul'u bırak, yurt dışında da öyle aslına bak. Tabii. Amerika'da da küçük eyaletlerde yaşayan Amerikalılar var ki New York'u hiç görmemişler. Hiç. Oysa mesela bence New York'u keşke herkesin imkanı olsa New York'u görebilse. Oğlum İngilizleri iyi tanırız. Hani turizmden, Bodrum işte Gümbet'ten ya da Marmaris'ten falan oradan buradan tanırız. Hep Londra'yı görmeyen İngiliz'in köylüsü geliyor burada. Tatil yapıyor.
İşte bu gezmek, görmek, keyif almak bunlar da günümüzde zor işler oluyor. Hayır, keyif almanın tabii belki şeyi de var. Maddi koşulları da var yani şimdi. Hani keyif almak, hayattan keyif almak diyoruz da. Ama her türlü olumsuzluğun içinde hayattan keyif almayı beceren insanlara da hayranlıkla bakmak lazım. Hayranlıkla bakmak lazım. Gamsız olmak değil yani. No. Keyif almak. Ha, gamsız olmakla keyif, hayattan keyif alma arasında da bir bağlantı var mıdır? O da konuşulabilir. Var. Gamsız olunca hayattan keyif mi alırsın mesela? Öyle derler ya, çok gamsız. Çok gamsız, takılmıyor yani. Takılmıyor yani, herkes keyifli bir. Mahalle yanarken rujunu sürüyor. Evet, aynen. Kendi ruh sağlığımız için keyif almayı öğrenmemiz gerekiyor. Keyfini kaçıran şeyleri de konuşabiliriz mesela. O da göreceli bir şey. Ben izciyim mesela, ben her şeyden keyif alırım. İzci en kötü şartlarda bile enseyi karartmaz ve her zaman bir çıkış yolu vardır, bunu düşünür. Oradan çıkar ve ondan keyif alır zaten. Ben de mesela hep şey derim, yani daha önce de bunu söyledim yine bir yerde. Ben evden çıkarken neşemi hep yanıma alırım. İşte bir kere... Ne olsa olsun, yani hani ne olsa olsun. Keyifli olmak, olmaya başlamak sabah yataktan uyanmayla başlıyor. Yes, bence de. Belki de bu işte bir karar aslında. Belki de karar. Bence bir karar. Çok önemli. Ulan hayat diyorsun, kalkıyorsun. Yepyeni bir gün diye. Yepyeni bir gün. Evet, yepyeni bir gün. Bu hayattan keyif almak için sadece bu cümle bile bazen yepyeni bir gün diyebilmiş olman, o olgunlukta olman, o bakış açısında olman, o bile yeterli olabilir. Karamsar oldun diyelim o gün. Ve çok da sebep var. Bir sürü sebep var. Çok da, zaten daima çok sebep olur. En azından bak şunu yapmalıyız sen. Tık bir sokağa çıkıp bir de şöyle bir tur atıp ne bileyim bir deniz kenarı, açık deniz. Çünkü biz İstanbul'da yaşıyoruz. Deniz mesela kenarına ulaşmak zor bir şey değil. Şöyle oturup yarım saat, bir saat şöyle boşluğa bakıp, denize bakıp, işte etrafı ufka bakıp o insanı sizi keyiflendirecektir. Keyfinizin yerine getirecektir. Adrenalin sağlayacaktır. Ya da açın bir müzik dinleyin. Sevdiği, illa ki herkesin bir sevdiği müzik tarzı vardır, bir müzik vardır, bir şarkı, türkü. Onu dinleyin. Keyif durumları çok sürmez tabii. Bu bir andır ya, keyifleniriz. Ha, güneşin batışını seyretmeye gitmek, onun keyif alıyor olmak, gitmek, güneş battığı zaman bitiyor zaten. Yani bir an çok tabii sürmez ama ha, bunu... Güneş battığı zaman bitiyor ya da gün doğumunu seyretmek, öyle bir keyif sahibi gibi olmak. Gibi. O da doğunca bitiyor. Ama bu keyfi antrenman yapıp uzatabilirsin. Mesela keyfimin kahyası mısın arkadaş, diye bir laf var Erkan abi. Evet. Keyfimin kahyası mısın? Evet, çok önemli bir şey. Çok önemli bir laf ya. Herkesin keyfi çünkü hakikaten kendini yönetmesi gereken bir alan. Ben arkadaşlarımla olmaktan çok keyif alırım. Mesela. Bilirim. İşte biliyorsun, gezi programları yaptık bir sürü. Ve bunu keyifle yaptık. Al, şimdi burada program yapıyoruz. Bunu da bir keyifle yapıyoruz. Evet. Keyfimiz kaçarsa bu şey yapamayız. Olmaz. Kimse de kafamıza silah dayamıyor yani. Dayamıyor. Oturun burada yani. Şimdi konuşun diye. Keyifle yapılan iş her zaman açık ve nettir. Hümanisttir. Acı konuşalım. Bu Maslow'un ihtiyaçlar piramidindeki 5. madde kendini gerçekleştirme. Hayattan keyif almayla bağlantılı. Oğlum, geliyorsun 60 yaşına. Ay, gelişimle ilgili, gelişimini, kendi kişisel işte, gelişimini, kendini tuğla tuğla örmeyi. O da 3 yaşından bahsediyor. Beri başlıyor. Tabii. Zaten tuğla tuğla, arada kötü tuğlalar var. Sonra tadilata giriyorsun, bir evi bir daha yapıyorsun, şeyi, piramidi. Ama insan kendi içinde bu piramidini örebilmeli. Bir şeyi başarıyla tamamlama ve yaratıcılık diye sıralıyor sonra tekrar Maslow. Yaratıcılık da evet, hayattan keyif almayla ilintili bir şey. İnsan bir şey yarattığında, bir şey ürettiğinde, illa profesyonel bir şeyin icracısı olmak değilsin. Yaratıcılık deyince yani herkesin oyunculuk yeteneği olmak zorunda değil, oyunculuk yaratmak zorunda değil, resim yaratmak zorunda değil, heykel yapmak zorunda değil. Ama yaratıcılık her alanda çok büyük bir keyif nesnesi. Bir şey yarattığında, bir şey ürettiğinde hakikaten keyifleniyorsun. Yaratıcılıkla keyif, hayattan keyif alma arasında bir bağ olduğunu ben de düşünüyorum. Her işte böyle. İşini güzel yaptı, doğru, dürüst, ahlaklı, tam yaptığın zaman bu işten insan büyük keyif alır. Bir de tabii böyle keyiften meyiften konuşuyoruz da şimdi mesela dinleyenlerimiz ve de izleyenlerimiz ya ne konuşuyorsunuz falan da diyebilirler. Yani bizim yiyecek ekmeğimiz yok, işkembeden de atıyor gibi görünmeyelim ben. Yok, görünmüyoruz abi sadece. Şey gibi de olmayalım bütün yani. Bütün bunları bilerek konuşuyoruz. Evet yani tabii dediğim gibi yani insanların çok temel ihtiyaçlarını göremeyecek durumda olduklarının da hesabı içinde konuşmak lazım. Bütün bunları bilerek konuşuyoruz. Evet yani bunları da bilerek konuşuyoruz. Burada böyle oturduğumuz yerde altımız kuru ve akşam kesiyor gibi görünmek istemeyiz. Ne sen ne ben. Sadece sağlıklı olsam bile keyiflisindir, keyiflisindir abi. Keyiflisindir diyebilirim ben bazen. Bu kadar basit. Valla bana nasılsın diyorlar. Sağlığım yerinde, gerisi hallolur diyorum mesela. Gerisi hallolur abi.
sağlıklı olmakla da hayattan keyif almak arasında da bir bağ var. Evet, huzurlu oluyorsun. Evet. Kişisel gelişim meseleleri. Kendini geliştirdikçe de keyifleniyorsun. E işte orada da öğrendikçe, kendi disiplinini ama tuğla tuğla kendini ördükçe. Ama bunun da farkında olmak, kendi kendini araklamak işte, bunu da zorlamak. Bu kişisel gelişim lafına da ben her zaman çok tutuluyorum. Kişisel gelişim konuşmaları çok arttı toplumda. Herkesin birbiriyle konuştuğu kişisel gelişim seminerleri alıyorum. Kişisel gelişim seminerleri veren koçlar var. Anlatabiliyor muyum? Ne yapıyor? Yaşam koçu diyor. Böyle bir takım meslekler türedi, böyle bir takım işler türedi. Ne yapıyor? Senin yerine hayattan keyif alman için tavsiyelerde bulunuyor. Ama ben mesela bunlara böyle şeyli yaklaşıyorum. Sen de ona para veriyorsun. Para veriyorsun tabii. Ha, anladım. Sen ona Indira Gandhi yapıyorsun. Vay anasını. Tabii Indira Gandhi yapıyorsun. O sana nasıl hayattan keyif alacağını anlatıyor. Yani olabilir mi? Oluyor, yapılıyor işte. O da çok paket sağlam olacak o zaman. O zaman seni... Ama yatacağım paraları. Seni yerine birileri yapacak. Al diyeceksin, al ben, konuş sen. Keyif almadım. Ver paramı geri diyebilir misin? Diyemezsin. Yok, ben sana anlattım. Sen keyif almadın. Sen senin sorunun diyor. Yaşam koçu. Oyunculuk koçunu anlıyorum da. Yaşam koçu. Herkes birbirinin koçu olabilir aslında yani. Oğlum zaten... Çünkü nedir o? Motivasyondur hani biraz da. Arkadaşlar, iyi arkadaşlıklar birbirinin yaşam koçudur zaten. Tam öyle. Bence de öyle. Para da istemezler bir de. Para da istemezler. Evet. Üstüne para da verir. Üstüne para da... Acı konuşalım. Paralı abone olmayı da unutmasınlar değil mi? Yani bu muhabbetleri dinlemek istiyorlarsa. Herhalde. Ya şu saate kadar dinlediyseniz mesela, özellikle dinleyenler için söylüyorum, kalanlar için. Baştan söylemedim öyle bir konuşmayı. Zile bassınlar. Zile bassınlar. Konuşmalarımızı dinlemek istiyorlarsa abone olsunlar. Abone olsunlar, gelsinler abi. Yoksa nereden duyacaklar bizi? Yoksa şeyin videoların altına yorum yazsınlar. Bir iletişimde olalım. Soru sorsunlar. Evet, sormuşlar. Bak, sorular var. Sorulara geçelim. Evet. Bazı sorular gönderilmiş. Şöyle. Mesela onları da cevaplayalım. Bir iki tane cevaplayabildiğimiz kadarıyla. Bize kendiniz hakkında kimsenin bilmediği bir şey söyleyebilir misiniz? Söylemem. Ben de söylemem. Evet, bu kadar. Cevap vermiyoruz buna. Dünyaya bir kere daha gelseniz nerede ve nasıl bir yaşam isterdiniz? Tekrardan Türkiye'de doğup oyuncu olmak ister miydiniz? Evet. Ben hayır. Neden? Türkiye'de oyuncu olmak istemezdim yani. Dünyada oyuncu olsam daha iyi olurdu ya. Daha çok insana ulaşırdım. Tekrardan daha hoş olurdu yani. Gelmiş olsaydım İngilizcem düzeltirdim. Ya tersleri öğrendim, sorun yok. Tersleri de çözmüş olurdum. Tersleri çözdüğün zaman sorun yok yani. Burada da oyuncu olurdum. Yurt dışında da gider gelir bir şeyler yapardım. Yani Müşrik Hoca rahmetli bize derdi ki konservatuvarda derslerde. Ya derdi, ben derdi yanlış yerde oyuncu olmuşum falan. Yani bugün yurt dışında bir oyuncu olsaydım, aktör olsaydım, karıma bir uçak almıştım falan. Şimdi diyor en fazla Kadriye'ye bir hırkalık götürebiliyorum diyor. Mesela anlatabiliyor muyum? Ya onun için Türkiye'de ama oyuncu olmayla orada oyuncu olmasa fark var. Aslında gidip Londra'da, İngiltere'de de bu işi yapabilecek durum. Tabii zaten ya annesi İngiliz. Ya herhalde işte onun için söylüyorum. Evet, aynen. Ya yapabilecek durumdaydılar ama... Tercih etmişler bu ülkede, ikisi de bizim Türk tiyatrosunun değerli insanları olmuşlar, hocaları, aktörleri, aktrisleri olmuşlar. Hiç sahne kazası yaşadınız mı? Benim aklıma bir tane geldi mesela, ben Adana Devlet Tiyatrosu'ndayken Turgut Özakman'ın Ocak diye bir oyununu oynuyorduk. Bir dram, ağır bir dram. Raif Hikmet Çam vardı böyle. Evet. Babalardan Davud Lisesi olan. Bilirim. İçeri girecek işte, evin oğlu olarak ben oradayım, işte anne var falan filan. Diyecek ki Safiye, kızacak falan. Raif abi girdi. Fasiye dedi. Şimdi Fasiye deyince hepimiz arkamızı döndük. Anne ve çocuk olarak böyle titremeye başladık, tamam mı? Yani gülüyoruz, tutamıyoruz kendimizi. Bir de Raif abinin suratı o ciddiyetle o kadar Safiye dediğine inanıyor ki. Ama ağzından Fasiye çıkmış yani. O farkında değil. Ya farkında değil. Orada bittik ya. Yani bir iş kazası olarak anlatabileceğim bir şey mesela benim için bu. Bu da rezil olduk duygusuz. Tabii aynen öyle. Ama sahnede gülmek de dünyanın en keyifli ya şey. En tatlı şey. En keyif veren şey. En doğrusu, keyif bak, veren. Keyfe bağladık gene. Çok keyifli bir şey. Bir de seyircinin de çok sevdiği bir şey. Tabii. Yani siz böyle sahnede oyuncu olarak işte oyunun içinde oyundan kopup güldüğünüzde o böyle tuhaf bir şekilde sizin de bir sırdaş olmuş gibi oluyor. O ana şahitlik etmiş oluyor. Mete oraya şahitlik etmiş oluyor. Sizi görüyor, bağışlıyor, alkışlıyor. Ben yanındayım diyor, tamam diyor. Sinirim bozuldu, birazdan devam edersin diyor. Yani ayrıca bir bağ kuruluyor izleyiciyle. Onu ben Alevli Günler'de de yaşadık. Çok öyle mi? Benim böyle sahne değişimlerim var. Karanlıkta gidiyorum, geliyorum. Bazen gittiğimiz turnelerde arkadan geçiş yok. Perdeden geçiyorsun, arkadan sıyır böyle sinema perdesinin arkasından öyle. Tabii kaç kere yakalandık. Seyirciye mi yakalandın? Evet, böyle.
Kaldın öyle yani. Yakalandık çünkü o ara dekor değişiyor. Tam konmamış oluyor. Böyle çok kaldık yani işte. Merhaba diye. Rezil olduk durumu orada yaşandı ama. Sahne kazası. Sahne kazası. Bazen dekoru kapatıyorum işte böyle ki dekorlarımız açılır kapanmıyor. Kalıyorum seyirciyle. Bir daha çıkıyorum pardon diyorum. Allah'tan bizim oyun bu tür interaktif durumları açık. Açık bir oyun. O yüzden sahnede olan şeylerde o arkadan geçişlerde hakikaten ayıp oluyordu yani. Ama yapacak bir şey yok turnede çünkü. Yok abi. Geçecek yerimiz yok. Geçtin. Yoksa oradan gireceksin, buradan geçmen lazım. Bazı mesleklerin de belki keyif almakla ilintili şeyleri var. Direkt ilişkileri var. Hadi biz mesela oyunculuk mesleği yapıyoruz. Veya diyelim ki bir solist, şarkıcı. Onların keyifli, hakikaten hayattan keyif almak için çok seviyorum. Şarkı söylemek zaten bir keyif. Ama gassalsan ne olacak mesela? Ya her gün gidiyorsun, ölmüş bedenleri yıkıyorsun. O da bilmiyorum. Ya ondan da keyif almak nasıl bir yerdir mesela? Bilmiyorum. İlginç. Belki ilginç. Vallahi ilginç. Ya adam kalkıyor, yüzünü yıkıyor, dişini fırçalıyor, işe gidiyor. Ve de işi bu. Evet, işi bu, evet. Benim babaannem gassaldı mesela. Çok güzelmiş. Evet, babaannem. Gassal mıydı? Tabii, babaannem. Ay şu anda öğreniyorum, yemin ederim. Tabii. Bak, babaannem kaç yıldır yıkardı. Geziyoruz, tozuyoruz, oraya buraya gittik. Babaannem yıkardı Pınarbaşı işte bizim Maksim Mahallesi'nde, Mumcular Mahallesi'nde. Gassaldı yani. Gassaldı tabii, ona o yıkardı. Hani adli tıpta çalışınca da işine böyle keyifle, keyif alır mısın içinden? Alıyorlardır muhtemelen. Onların da bir mutlaka keyif alacakları bir yer vardır. Yapamazsın. İlginç konular yani. Ama nereye girdik biz ya? O başka bir şey. Hakikaten nereye? Çıkalım tamam, buradan ya. Kimsenin keyfini... Allah'ım. Kimsenin keyfini kaçırmayalım. Keyfini kaçırmayalım. Özür dileriz arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kusura bakmayın. Keyfinizi hiç kaçırmak istemezdik. Yarım saatleri konuşuyoruz. Bir yeterlilik verelim. Yarım saat olmuş mudur? Olmuştu. Bak bakıyoruz da kronometre var. 29.34 diye gidiyor. Keyif aldın mı? Bugün keyif aldın mı? Ben bugün keyif aldım. Ben de keyif aldım. Çok sayın sevgili seyirciler, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluluk ve duyduk ve keyif aldık. Nasıl? Evet, yapımda ve yayında emeği geçirdik. Evet. Evet, bugün gerçekten böyle yani keyif almak, hayattan keyif almak üzerine böyle küçük bir sohbet yapalım istedik. Sürçülisan ettiyse affola. Bölümün sonuna geldik. Tekrar ediyorum, mümkünse abone olun. Değilse bilmiyorum. İşte şartlarınızı biraz zorlayın. Abone olursanız. Keyif zorlayın. Aldıysanız abone olun. Evet. Yani keyif aldıysanız abone olun. Keyif almadıysanız şikayetlerinizi videoların altına yazın. Ne yapıyorsunuz abi? Bu neydi? Şimdi bu program mı? Keyif almayı bu kadar mı kötü konuşabilir bir insan? Diyebilirler. İstiyorlarsa da öyle desinler. Orada bakarız yani. Canım yani. Ha, keyfimiz kaçar mı? Kaçar. Ayrı konu. Ama onlar yazsınlar yani. Kaçmaz. Bir başka keyif programı daha yaparız. Evet, programın sonuna geldik. Bitiriyoruz. Yaparız. Çok teşekkür ediyoruz. Zille başladık. Zille bitiriyoruz. Açık açık konuşalım. Açık açık konuşalım. Açık açık konuşalım. Açık konuşalım.